Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Derin Futbol bırakın Beyaz Gece. Bırakın dalga geçmeyi. Vallahi devam. Hadi lan. Vallahi devam. Rasim yok. Yani rahat şey vallahi yok. Girdik girdik hocam. Vallahi hocam. Rasim yok. Girdik. Gelecek lavaboda hocam. Biraz işi uzunmuş. Girdik girdik. Yok gelecek. Evet. O üşüdü çocuk. Çok üşüdü. Ne yapıyordu işi uzun sürüyor? Üşüdü üşüdü. Yok yok biraz uzun işi gelecek. Kabızdı onun için. Evet, evet. Onun için o doğru söylüyor olabilir. Doğru. Bağırıyor. Aa, kabız olmasa öyle bağırır mı o ses? Nasıl çıkar bir adamla? Yok. Sevgili seyirciler Vitor Pereira haftalar öncesinde Gaziantep spor maçıydı galiba. Gaziantep spor maçı sonrasında bize penaltı verilirse evimde eşimle kutlama yapacağız. Pasta keseceğiz demişti. Yaptı mı? Biz de her maçta pastayla gittik. Pastayı bir şekilde ya hakikaten Devrim abi ya Sezgin abi sakladı. O pasta sonrasında yolda şoför arkadaşlar, Devrim, muhabir arkadaşımız hep yediler ya da Sezgin abi. Pereira yüzünden kilo aldı bizim servisimiz. Ve bugün ilk penaltısını Fenerbahçe kullandı bu sezon. Türkiye Pereira döneminde ligde ilk penaltısını attı ve bakın Devrim Zengi nasıl bir sürpriz hazırladı kendisine. Ya çok tehlikeli. Ya çok tehlikeli. Bir gün eğer bize de penaltı verilirse eşimden şunu rica edeceğim. Evde bir pasta hazırlamasını ve o penaltıyı beraber kutlamamızı teklif edeceğim ona. Ve böyle bir kutlama yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu anda bana bize penaltı verilmesi neredeyse imkansız gözüküyor. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira penaltı olursa pasta keseceğim demişti. Biz de beyaz futbol olarak eşiyle kesmesi için kendisine bir pasta armağan edeceğiz. Teşekkürler. For me and my wife. Thank you. Thank you very much. Eşiyle. Okay. Evet şu anda Vitor Pereira'ya penaltıdan sonra pasta hediye ediyoruz. Eşiyle birlikte kutlaması için. Teşekkürler. Teşekkürler. For me and my wife. Thank you. Thank you very much. Okay. Evet şu anda Vitor Pereira'ya penaltıdan sonra pasta hediye ediyoruz. Eşiyle birlikte kutlaması için. Teşekkürler. Vitor Pereira önünde saygı duyuyorum, saygı duyuyorum, önümü dikiyorum. Büyük bir teknik adamsın. Başından beri söyledim sezon başından beri. Bu adam çok başka dedim. Türk futbolunun şu anda Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü. Rasim Tavuk kıyafetini giymeli. Alkışlıyorum çok teşekkürler. Uçağa kadar götürüyor. Ertem. Uçağa da götürüyor. Ertem. Adam oğlu adam Pereira. Şu konu, adammış. Bak, şu konu büyük teknik direktörlükle falan alakası yok. Bu konu tamamıyla iyi bir insanlıkla kompleksiz alakalı. Olmakla. Aynı şekilde. Ama iyi bir insanlık direktör de kompleksizdir bakın, be abi. Bakın iyi bir teknik direktör veya kötü onu tartışmıyoruz şu an. Pastayı alırdı yalandan. Mesela derdi ki otobüs şeye verdi veya yanındakine birini al senin olsun. Çok nezakettir. O pastaya onun ihtiyacı yok. Beyler bırakın bu işleri. O pastayı. Pastayı alın da alsın bu pastayı hakeme yollasın. No! Biz ne diyoruz? Adam bir pastayı aldı. Hocam ben ne diyorum sen ne diyorsun? Adama şurada iki tane. Pastayı aldı diye adam bir şey yok. Hocam adam bir defa hocam, bitecek. Akşamdan beri kan kusuyoruz burada. Akşamdan beri kan kusuyoruz. Herkesi doğuruyoruz. Bir de güzel bir şey söyleyelim. Şurada diyoruz ki herkese eleştirdik. Aha. Aziz Yıldırım yanlış yaptı dedik. Hakem şöyle. Adam şöyle güzel bir şey yapmış. Ne yapmış? Nezakettir. Almış pastasını. Neyin nezaketi? Yardımcılarına bak. İnce alacaksın kardeşim. Hocam hepimiz bu tip görevleri yaptık. Yanımızdaki insanlara veririz. Alın taşıyın deriz. Bakın. Yanındakini evet. Ne tercümanına bir şeye vermemiş, taşıtmıyor, evet. Kendisi taşıyor. Bu tamamen bunun he? Çok efendi, beyefendi bir insan olması. Yani pastayı kendi sen taşıdığı için bir adam gerçi fazla ya. Böyle. Sen böyle insani duyguları senin olmadı. Ya işte bak beyler. Yoktur, senin insan duyguları yok. Yaşlı adamsın. Çünkü beyler, sen insan sesin var, insan duyguları bana söz verdin. 2016'da insan olacağım Sinan. Daha insancıl yorumlar yapacağım dedim. Ama hala yapmıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya pastayı, müsaade eder misin Sinan? Pastayı parayla taşısın. Mumu hakem dişsin. Sen de üflesin ha. Üfle filan diyor ya hocam.
Tamam yapma. Ne hocam. Alakası? Dam üstünde saksan. Dam üstünde saksan vur beline baltayı. Ne alakası? Ben Parera'yla... Parera çok güzel bir nezaket. Parera'ya geldi kardeşim pastayı vermiş. Bak şöyle yapabilirdi pasta. Çok teşekkür ederim derdi. Alırdı. Bunu siz yersiniz de diyebilir. Ne var, siz ne var ya? Onu yapmadığı için ben efendim. Hocam bu nezaket. Ne münasebet? Hayır. Bu iyi. Ya adama niye insan olduğunu da kabul etmedin ya? Kibar olduğunu da kabul etmedin ya? Ya nasıl bir insansın hocam sen ya? Ne yapması gerekirdi ya? Ne yapması gerekirdi ya? Pastayı tükürecek ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Pastayı alıp devrimin... Koskoca Pereira alıyor senin pastayı. Otobüsten iniyor ya bak. Otobüsten devrim zengi için iniyor. Diyor ki teşekkürler. Bu ben ve eşim için teşekkürler diyor ya. Müsaade hani ne yapalım bitti hocam? Daha ne yapmamız lazım? Size minnettarım diyor ya. Müsaade edermiş. Bence pastayı alıp devrimi sordunuz. Bir soru sordunuz. Bir soru sordunuz cevap verdim. Normal şartlarda dünyanın her yerinde bir takımın teknik direktörüne böylesine bir önemli maç sonrası basın mensubuna pasta verirse alır. Dünyada her insan teşekkür eder. Çok naziksiniz der. Eşimle götürüyorum der. Her insan mı der? Ama kendisi taşımaz. Yancısına verir o taşır. O kadar. Çok almayabilir hocam. Hadi canım. Çok teşekkür ederim. Der çıkınlar hocam orada. Almaz hocam. Egolu. Yüksek egolu insan. Adam kendini sana verse alır mısın? Çünkü sen rüşvet kabul etmez. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ve almaz. Alır mı? Olur muyum? Almaz olur muyum? Ben oraya gelsem. Ne demişler Rasim? Hangi gazetelerin televizyon? Yemek bulursan ye. Devrim, teşekkür ederim. Açarım orada. Dayak. Oradan derim bir çatal getirin. Çatal alırım. Önce devrime yediririm. Sonra kendim yerim. Arkadaşlarıma yerim. Ve giderim. Devrim yemesin hocam. Devrim bir 100 kilo nezaket olmuş. Nezaket nedir biliyor musunuz? Nezaket nedir? Böyle bir pasta verildiği vakit sana pastayı armağan eden adamla birlikte açar yersin. Ama buna hocam, hocam hanımınla beraber yedin. Eşimle birlikte yemek istiyorum. Hocam buradan bir şey buldun ya. Buna da buldum. Hocam buradan eleştirdin burada ya. Burada şov olduğu belli. O pastanın eve hocam, gitmesi en az 3 saat. Gitmez hocam eve. Arabada yer, uçakta yer, yani bir yerde yer. Yani eşini yiyecekti. He? Hani, uçakta yiyecek. Hani eşini yiyecek. Hocam orada kibarlık hocam, yaptı. Buzluğa koyar ya uçakta. Bence var. Uçakta buzluğa koyar ya. O pasta erimeyen pasta biliyor musun? Plastik pasta. Normal şartlar altında. O pasta plastik pasta. Normal şartlar altında. Anlaşık. Anlaşamayacağız seninle. Bu konuda anlaşamayacağız. Büyük bir showman. Yapma hocam. Abdülkerim abi size... Yani büyüyorsunuz. Hocam yapma ya. Bak hocam bir kere ben burada en önce Devrim Zengi'yi tebrik ediyorum. Bak kafası çok çalışıyor Devrim'in. Penaltıda nasıl hemen sezmiş daha önceki demecini değil mi? Evet. Daha önceki demecini evet. Bana da evet. Bir penaltı verilirse lehime diyor. Pasta yiyeceğim diyor. Eşimle kutlama yapacağım diyor. Devrim'in zekasını bir kere önce Devrim'i tebrik ediyorum. Devrim Zengi yürekten Devrim'i alıştık, tebrik Devrim ediyorum. Abinin bu haberlerini alıştık. Aferin Devrim. Bunu tutanmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hocam yazık. Devrim'i hocam, tebrik ediyorum. Hocam birisi bir şey almış. Ne yazmış? Burada çok ağır görgüsüzlük var. Aa. Al bir daha. Sevgili abi ne yazmış? Adama bak çocuğa. Sevgili bir gün futbol konuşacaklar diye çok korkuyorum demiş. Bir de bitin. Bir gün futbol konuşacağız diye bizden çok korkuyormuş. Ne konuşuyoruz zaten? Ne konuşuyoruz kardeş? Ahmet. Neydi? Ahmet Ozan. Ahmet Ozan ne konuşuyoruz futbol? Bak dünyanın hiçbir ülkesinde gelen çok pasta. Çok güzel espri yapmış. Gelen. Ulan Ahmet tebrik ediyorum seni. Hakikaten Ahmet adamsın. Ulan Ahmet. Alsana şu alt yazıyı. Ufaktır benden. Alsana şu alt yazıyı. Küçüktür benden. Al alt yazıyı lütfen. Ver bizim başlarımızı alta. Hocam çok güzel, çok güzel bir jest yapmışlar. Bir defa burada. Bir defa burada güvenlik görevlilerinin ağır ihmali var. Al niye? Geri. Ya, pasta X-ray'den niye geçiyor ya? Pastanın içinde silah varsa. Tabii hocam tabii bir o kaldı. Bir Pereira'yı böyle pastanın içinde tabii. Ne var diye yapmayın pastanın hocam ya. Pastanın içinde bomba vardır hocam. Bitti mi? Allah pastanın Allah. İçinde bomba olabilir hocam. Doğru evet, söylüyorsun. Değil mi artık? O zaman o kadar adam var etrafında. O zaman koskoca Pereira bomba taşımasa niye o insanların üstlerini arıyor güvenlik? Ne? Yani orada bizim Volkan silah mı kaçılacak? Paçaklarına kadar o aletle arıyor şimdi bakalım. Görgüsüzlük şöyle başlamış. Al başa. Hocam. Al başa. Devrim teşekkür ediyorum önce. Adam iniyor. Vitor. Güzel. Buraya kadar güzel. Devrim veriyor işte pasta vereceğiz filan diyor. Güzel. Volkan Demirel'i sevden geçemedi ya. Pasta görünüyor. Burada dur. Yok devam et devam et devam et. Kaldır oradan be kardeşim. Konu açıldı biliyor musun? Eşim meşim değil diyor. Bak böyle pastanın içine falan bakılmaz abi. Kardeşim. Sizce futbol mu konuşuyoruz? Ne? Bak birisi de yazmış demiş ki Apo bir gün futbol konuşursanız pasta keseceğiz ailece diye. Ne konuşuyoruz biz acaba ya? Ben ve eşim için teşekkürler diyor ya. Abi şimdi, eşim için diyor. Ay ay açıyor bir de ne var içinde pastaya bakıyor. Hocam nasıl bakacak? Hocam neresine bakacak? Devrim abinin şeyine mi bakacak? Ceketin içine falan mı bakacak ya? Mas yapıyor ya. Hocam bu pastayı alıp Devrim'in suratına mı vurmalıydı? Hayır söylüyorum. Ne yapmalıydı adam? Böyle bir Devrim mi aldı pastayı? Devrim aldı. Nereden aldı Eskişehir'den? Pastaneden aldı.
Ya herhalde pastanı kasaptan almayacak. Hangi pastaneden aldı? Yok, isim vermiyoruz. Hani iyi mi yani, iyi mi? He? İyi mi, normal mi, iyi mi? Evet. Ey güvenlik, dur güvenlik. Kaç para verdi? Bir dakika dur, kaç güvenlik para verdi? Güvenlik niye pasta ilk seneden geçiyor? Kaç para verdi pasta ya? Zehirlenmesin. Hocam ya. Oğlum adam zehirlenmesin. Devrim abi. Hocam ışınlardan. Işından bir şey söyleyeyim mi? Bozulmaz mı pasta ya? Bir şey söyleyeyim mi sana? Geçer. Tebrik ediyorum sizi. Adamın da nezaketini, kibarlığını tebrik ediyorum. Vallahi bak bravo. Elinde pastayla gidiyor. Vallahi muhtemelen bravo. 30-40 liralık bir pasta ama onu taşıması, çantasını çekiyor, evet. Bilmem ne falan filan. Hakikaten adamsın. Seni tebrik ediyorum kardeşim, evet. Benim. Alişan'a benziyor bak. Ben, aynı Alişan. Aynı, gel bak aynı Alişan'a. Abi bak şurada. Aynı. Alişan'a benzemiyor mu evet, Alişan'a? Evet. Bak Alişan bir daha demin versene beyaz formalı görüntüsünü. Evet. Alişan'a benziyor aynı. Ben Alişan'a... de Victor Pereira'yı tebrik ediyorum. Aslında Victor Pereira şunu demesi tebrik lazım. Ediyorum. Bak şunu demesi lazım. Dur bakalım. Pastayı alacak. Dönecek basın mensupluğunda. Onu değil bunu çek diyecek. Hocam. Kime gönderme yapıyorsun biliyorum. Sen hakikaten duygularını... Hocam yemin ediyorum var ya. Sen duygularını, hislerini unut. Bak bana, yani yok sende duygu hiç yok. Aldırdım ameliyat mı oldun ne oldun? Bitti mi? İnanamıyorum yıllar önce hocam dilendiğiniz de Fatih Terim Elazığ'da Malatya'dan bir yerde. Mersin'de. Onu değil oraya mı değil buraya çek. Sen de nasıl kalkıyorsun? Niye o demediniz zaten? Çünkü hocam. Ne dedi hocam? Hocam çünkü yanlarında herkesin söyleyeceği şeyler. Bir şey itiraf edeyim mi? Yanlış anlaşıldı. Bir şey itiraf yaklaşık 10 dakikadır ağır saçmalıyorum. Söylediğim her şeyi silin unutun. Bak bunu seni geri alın. Ya seni evet. Tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler. Aferin ya. İyi yapmış tamam. Ağır saçmalıyorum. Ağır hem de. Bak. Yani 20 yıldır ben de hayatımda saçmalamadığım kadar şu 8 dakikadır saçmalıyorum. Pastayı almış mı? İçmeyi ya da sokmuş mu? Sokmamış mı? Bravo Çaka. Bravo Çaka. Bravo Çaka. Çalıyor. 19-20 evet. Yıldır bu alemdeyim. Televizyondayım. Saçmaladığım geceler de oldu ama ben hayatımda şu 8 dakika kadar basit bir konu. Övgüye layık bir konu hakkında bu kadar ağır organize sistemli saçmaladığımı hatırlamıyorum. Ahmet Çaka. Ahmet Çaka. Ben de biraz daha tır 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 titremeye başlayacağım. Doğal Ertem'ciğim. Ertem'ciğim, Victor Pereira'ya çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Hocam çok iyi gidiyorsun. Böyle devam et. Ertem bu seneyi bitir. Mıdır? Sene sonunda Rasim Ozan Kütahyalı'ya tavuk kıyafeti giydirelim. Victor hocam. Victor Pereira. Rasim Ozan'ı bütün Türkiye tavuk kıyafetiyle görecek. Yani tavuk kardeşim. Sevgili seyirciler. Sözüm var. Olur mu koca Galatasaray Şubat ayında ya. Sıkıntılı bir döneme giriyor. Aldığımız haberler pek iç açıcı değil. UEFA yaptığı açıklamada Galatasaraylı yöneticiler biliyorsunuz bu konuda İsviçre'ye gitmişlerdi. Rasim UEFA ile masaya oturdular. Neden? Finansal bir sıkıntı var. Transfer yapamayacaklar. En büyük tehlike ise geçen senenin başında ya. Ahmet Çakar demişti ki evet. Galatasaray önümüzdeki 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında olamayabilir. Sadece biz o hatta mu? Dedik ki yapma hocam. Sadece ne diyorsun? Sadece o mu dedi? Ligden de ligde de sıkıntı çıkabilir. Para konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Mali kriterlere uyulmadığı için transfer yasağı ve önümüzdeki sadece, sezon Avrupa kupaları için sadece, büyük bir sıkıntı yaşayacak gibi sadece gözüküyor. Sadece onu mu dedim? Ünal Aysal ve ekibini çok ağır şekilde eleştirirken Galatasaray'ın geleceğini flulaştırıyorlar. Galatasaray'ın geleceğini mahvedecekler dediğim vakit sen büyük başkan deyip sıvarken karşımda oturan iki şahıs ben öyle bir şey demedim Ünal Aysal'ın otelinde onunla balık yerken bir tek ben bağırıyordum. Bir tek ben bağırıyordum. Hocam ben Ünal Aysal'a hiçbir zaman böyle bir şey demedim. Hiç. Bak haksızlık yapma. Ya demiştir. Yani böyle usullerim vardır senin. Hayır. Tamam. Eğer biraz böyle ağır bir şey dediysen hocam ağır konuşmayın demişimdir. Siz de onun adına sıvacılık koymuşsunuzdur. Belki sıvacılar sıva yapar. Bir dakika ya. Yeter Türkiye. Ünal Aysal'a bağlı o basın mensupları. Başkanımız çilek getirecek. Erik getirecek, şeftali getirecek, kaptur getirecek. Getirdiği başarılı oldu. Sonra kimyası bozuldu. Hala savunuyor. Son 9 ayı skandaldır. Tekrar son 9 ay play, alkolik çakalların emrine girdi. Tamam. Ondan sonra da ihlal ettiğini açıkladılar ve Şubat sonunda açıklanacak. Net olarak Şubat ayında açıklanacak. Galatasaray'ın şu andaki şu flu durumunda
Dursun Özbek ve yönetimlerinin şu kadarcık dahli yoktur. Bu bir şahsi analizm. Evet. İki, Dursun Özbek ve zamanında çalıştığı Hamza Hamzaoğlu denge, ucuz transferler derken bu günleri gördükleri için yapmışlardır. Üç, Galatasaray'ın bu hale gelmesinde Dursun Özbek yönetiminin hiçbir sorumluluğu yok derken asıl sorumluluk Ünal Aysal var. Önden önceki yönetimlerin getirdiği enkaz ve Ünal Aysal döneminde daha da büyüyen enkazdır. Fakat Galatasaraylılar çok ciddi karalar bağlamasın. Belki de bu iş hala giderilebilir. Belki de. Belki de giderilebilir. Ama giderilmezse ne olur? Önce transfer yasağı gelir. Daha sonra ağır müeyyideler gelebilir. Böyle bir şey de ama 3 sene önce buraya derken benim kanalım basılmıştı. Beni dövmek için gelmişti bazı Galatasaraylılar. 3 sene önce Ünal Aysal ve ekibi Galatasaray'ın geleceğini yiyorlar, mahvediyorlar derken bütün Galatasaraylı dostlarım bana sırt çevirmişti. Ünal Aysal Galatasaray'ın geleceğini mahvediyor derken benim çalışma arkadaşlarım, başta Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı, karides gizlice benden habersiz başkanın otelinde başkanla karides yediler. Bir şey söyleyeyim beyler, Türk atasözleri çok güçlüdür. Yazın yediğim hurmalar sırtımı tırmalar diye bir laf vardır. Bilir misiniz? Şu anda maalesef 25 milyonluk Türkiye'nin batıya açılan penceresi Galatasaray UEFA tehdidiyle karşı karşıya. Ama bu asla şerefsizlik değildir, uğursuzluk değildir. Bugün Real Madrid, Barcelona da benzeri şeylerle, müeydelerle karşı karşıya. Galatasaray bunun da altından kalkacaktır. Yeter ki her Galatasaray'ı eleştiren insana Galatasaray düşmanı gözüyle bakılmasın. Başta da bana. Buyurun şimdi. Evet, balıkçılar, karadesçiler konuşun bakalım. Sizi dinliyorum şimdi. Galatasaray'ın... Hocam, hocam Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gidememesi... Bir cevap verebilir miyim? Bakın sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun sorunudur. Hepimizin cartayı çekmesini... En çok bizi temsil etmiş. Ertem, Galatasaray'a başına gelene sevinmek bak. Türk futbolu cartayı çekmek üzeredir. Yani nazlarını çekmek üzeredir. Bir dakika, Galatasaray Ünal Aysal'ın çileğini yerken UEFA'nın patlıcanı yerken... Sen de senin taktiğini... Hocam ya! Hocam ya! Hadi bakalım. Çilek 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 diyorsunuz. Patlıcan geldi, ben görüyorum. Ulamur ver. Ulamur ver, nefes alalım. UEFA'nın patlıcanı dedi. Çilek gibi gösterir adam şok. Hoca çilek derken patlıcan hoca domuz ya. Gribi var ya hoca bir de beyin gribi var. Hoca beyin gribi var. UEFA'nın patlıcanı böyle bırak abi yapmayın öyle şeyler ya. Bırakın be. Abi bırakın. İnsanlar yani böyle bizi seyrediyorlar. Yapmayın abi. Seyrediyorlar. Koskoca doktor Ahmet Çeker. UEFA'nın patlıcanı. Doktor falan değil. Ahmet Hoca'nın. Ahmet Hoca doktor falan ayrı bir şey. Ahmet Hoca'nın. UEFA'nın patlıcanı girdiriyor. Ahmet Hoca'nın acil bir doktora görünmesi lazım arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ama sesi kısık. Bakın Ahmet Hoca'nın. Bilmiyorum sesi mi kısık. Sesi kısık. Ha geldi. Ahmet Hoca'nın bir doktora görünmesi. Sesi kısıldı adamın ya. Doktorlar doktora görünmez diye bir kaydı yok. Hocam bir özür diler misiniz? Hocam UEFA'nın patlıcanı. Bir dakika. Öncelikle sevgili Rasim, sevgili Sinan. Benden ne alakası var ya? Bir dakika müsaade edin anlatacağım. Önce sizden... Yormayın adamı sesi kısık ya. Ben de sizin gibi başkanla otel gizli köşelerinde restoranlarda yemek yiyebilirdim. Hocam bak biz yapmayı sürekli suçluyoruz. Ben sana hak veriyorum. Güzel çocuk, tatlı çocuk derdim. Çilek çilek derken... Hocam lütfen özür dilerim. Çilek çilek derken... Yapmayın bunu dedim. UEFA'nın patlıcanını niye... Bir dakika ya. UEFA'nın patlıcanı hocam. UEFA'nın patlıcanı beyler. Siz Freud okudunuz mu? Yakıştıramadım. UEFA'nın patlıcanı falan demek biraz yani ayıp oluyor bu kelimeler. UEFA'dan ultimatum gelmişti. Muhtemelen Galatasaray önümüzdeki... Siz Galatasaray'ın koskoca Galatasaray futbolcusu dana derken ayıp olmuyor da... Hocam. Sana söylüyorum. Bu ülkenin hocam. Başkanını adam mı adam değil derken ben UEFA'nın patlıcanı derken UEFA'nın tasını demek hocam istedim. Benimkisi kişisel bir konu. Ya patlıcan değil. Benimkisi aklınıza patlıcan deyince hep herkesin geliyor. Çilek tatlı hocam benimkisi hocam bak ben hocam ben kişisel bravo. Hocam bir dakika dur. Ben kişisel bir şey söyledim. Kişiseldir, bireysel. Ayrı ama sen koca camiye patlıcan örneği veriyorsan yanlışlı bir. İkincisi muhtemelen
Dünyanın en büyük kulübü Barcelona'ya transfer yasağı gelmiştir. Bir Galatasaray'da bir süre gelebilir. Onu söyledik ama zaten. Galatasaray Ocak ayının içinde 5-6 transfer yapacak. Önümüzdeki sezonki transferi belki yapmayacak. Bunun hesabını yapacak ama kalkıp da Ünal Aysal'a biz niye gittik? Ünal Aysal bizle görüşmek istedi. Rica etti. Biz de adam bize enerji o işlerinden bahsetti. Aa, dinledik. Dinledik geldik. Onun dışında başka bir şey yok. Yani karidesine de şeydiniz. Kardeşim hocam getir hocanın ver abi verin hocam. Ver içine bir şey ver. Ver abicim ver içsin. Ver tedavi olsun. Ver kardeşim ver. Hocam da Fenerlisin bakıyorum keyfin yerinde Fenerliyim bu. Ay bu. Hocam bak beni, bu ılamuru iç sesini yapacağız. Beni hayatınız boyunca bir daha böyle bir gecede yakalayamazsınız. Hastayım. Evet. Hocam üşüyorum. Bir paltıcandan dolayı bir özür dile Galatasaray'a. Ayıp ettin. Hocam bir özür dileyim. Asla dilemem. Ben de Galatasaray'a cehalet etmedim ya. Hocaya bak. Ya hocaya haksızlık yapıyorsunuz ya. Girdi dedi ya. Kardeşim. Ya Abdülkerim abi Galatasaray'a mı geldi hocaya haksızlık yapıyorsunuz? Fenerbahçe olunca o vardı hocam. Bravo. Öyle bir şey yok. Ertem bak. Yapmayın hocam. Hocaya haksızlık yapıyorsunuz. Ertem. Hocayı konuşturuyorsunuz hocam. Tamam da bak hocam diyor ki çilek tatlıdır. Tadı tatlıdır. Hocam oradaki patlıcanın ya, manasını nedir? Sen benden daha iyi biliyorsun. Ben senin benim kapağım. Benim kapağım. Benim kapağım senin gibi çalışmıyor kardeşim. Ne? Benim kapağım senin gibi çalışmıyor. Sen de Rasim her şeyden bir şey çıkarıyorsunuz. Ne var ya bırakın. Adam. Siz. Adam ne diyor? Sinan Engin. Ben Rasim Ozan ve milyonlarca kişi şu anda kafamız hep aynı yönde çalışıyor. Siz iyi niyetle söylediniz. Hocam. Siz iyi niyetle söylediniz. Hocam. Hocam. Niye hocam bir dakika. Demedi, niye portakal demedi? Ertem. Patlıcan acıdır kardeşim. Hocam. Yani. Allah Allah. Hocam demin Sigmund Freud'dan bahsetti. Evet. İster Freud'a ateşe atmayın kardeşim. İster Carl Gustav Jung'a, ister Alfred Adler'e göre, bütün psikiyatri tarihine göre patlıcanın sembolize ettiği şey bellidir. UEFA'nın patlıcanını yediniz dediği vakit geldi dedim. Geldi belli yedi yiyecek. Tabii bir dakika müsaade misiniz? Freud'yen bakış açısına göre bu zaten ne anlama gelir sen biliyorsun. Peki. Başka bir şey söyleyeyim. Galatasaraylılar çilek yiyelim, çilek yiyelim, çilek yiyelim, çileği beklerken yedik iyi oldu Drogba. UEFA'nın şemsiyesi geldi. Aa, hocam. Sordan. Evet. Ya hocam. Oha. Ben vallahi anlamıyorum ya. Ya hocam ya. Bir fıkra anlatayım mı? Bir dakika. Bir fıkra anlatayım mı? Bir dakika söylüyorum. Ortam değişsin. Şemsiyeyi açarsın. Delirmiş. Biraz şemsiyeyi açarsın gelecek. Birazdan belirtecek. Hocam 5 dakika sonra belirtecek. Korunursun. 15 dakikadır yine saçmalıyorum. Hastasıymışsın. 15 dakikadır. 15 dakikadır yine saçmalıyorum yine özür dileyecek. Bir dakika. Siz şemsiyeden, patlıcandan. Patlıcanı ben kazık anlamında söyledim. Kazık yediler bir anlamında. Şemsiye bir de ne anlamda söyledi biliyor musun? İster misin öğrenmek? İster misin? Çok geri geri. İster misin? Ben isterim. Hadi anlat hocam. Gel. Hadi isterim. Gel. Gel içeri geçelim. Şemsiyeyle ilgili. Çok çeşitli anlaşıyorsun. Yeter artık. Şemsiyeyle ilgili. Şemsiyeyle ilgili. Yok hocam içeride yağmur yağmıyor. İçeride yağmur. İçeride kapalı hocam. Ya hocam. Beyler. Benim tarzım böyle. İşinize gelirse Galatasaray'dan özür dilemesi gereken ben değilim. Galatasaray'dan özür dilemesi gereken karşısında oturan iki adam. Niye? Ünal Aysal sizin babasının ayırdığı modeline çağırdı. Karades yemeğe seçim çıkmıyor artık. Babasının ayırdığı mı çağırdı? Sen niye gülüyorsun? Oğlum gözlerinden yaşlar akıyor. Sen nasıl gülüyorsun? Normal insan gibi gülmüyor biliyor musun bu? Gülerken de gözlerinden yaş diyor. Konuşurken normal insan gibi konuşmuyor. Madem gülerken normal insan gibi gülmüyor. Yani, kardeşim, Ertem Şener'e içeride patlıcanı göstereyim dedi. Tövbe. Beyler, arkadaşlar çok ayıp ediyorsunuz. Ayıp ya. Yanlış muhabbet var burada, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış muhabbet var. Vallahi ayıp bir dakika ya. Çözelim. Rasim hemen ya. Bir şey söyleyeyim. Fıkra anlatsana sana. Fıkra anlatmam, konuyu değiştir. Bir tane teaser, bir şey gir. Bir konuşalım, aklı başına muhabbet edelim. Bu ne ya? Patlıcanı göstereyim. Bırakın arkadaşlar. Aynı hepsini alacak. Şimdi Mr. Sen geldi mi? Gelmedi. Herkes bekliyor. Ne yandı? Bir fıkra anlat. Rasim, sulandırma ya. Dur Rasim ya. Anlatmam abi. Ben Ahmet Çakar'ı yandım. Dur Ahmet hocam. Benim fıkra değil hikaye. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini bilir misiniz? Aa eski biliriz tabii canım. Onu. Hocam yalnız şaka bir yana bir şeyde destek vereceğim sana. %100 haklısın. Evet. Son 9 ay konusunda haklısın. Evet. 3 ay gecikmeli olarak sen önceden söyledin. Alkolik çakallar
Ünal Aysal'ı kucağına oturttu. Ben Ünal Aysal'a bunu o zaman yani çok söyledim. Ben emin kullanmadım. Neyse ben diyorum, Bilakis. Ünal Aysal, bak Ünal Aysal'ı uzun süredir görüşmüyorum. Bir alakam yok ama açık söylüyorum. Ünal Aysal çok doğru işler yapmıştı 2 sene. Sonrasında maalesef şanzımanı dağıttı. O Montevero'lar, Hayrovic'ler, Bayrovic'ler büyük soygun. Eğer şu Galatasaray camiasının, eğer şu Galatasaray Lisesi'nin 2 gram haysiyeti varsa gitsin şunu bir araştırsın ya. Galatasaray'ın paraları çalındı be. Şu İnan Kıraç'ın bir şeyi varsa, bir ne bileyim, hadi ağır konuşmak istemiyorum. Haysiyetli adamsanız, haysiyetli bir camiaysanız gidin o dönemin, o 6 ay, 9 aylık dönem korkunç soygun yapıldı ya. Şaka baka bir de bu var abi. Bak, orada haklı adam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim de Allah belam versin ya. Allah o dönem 9 ay, o 9 ay. Cartayı çekti Galatasaray. İşte o 9 ayın, ama 9 aylar öncesini ben savunuyorum. Ünal Aysel başarılıydı. Sinan abi de savundu, ben de savunduk. Drop'ba Sinan geldi. Müthiş doğruydu. Müthiş transferler. Müthiş ama, ondan sonra... ama son 9 ay. Bitti. Son hatta 8 ay. O dönem ne oldu onu bilmiyorum. Ünal Aysel şanzımanı dağıttı. Birkaç alkolik çakal, o da senin tabirindir, resmen kulübü soydu, soğana çevirdi. Galatasaray camiası. Tamam. Bunu sorgulayıp cezalandırmazsanız hiçbir adam birazdan değilsiniz. Birazdan yanan yat ve hayır, pistten çıkan uçak ekrana gelecek ama Sinan abi bir fıkra ya. Yok anlatmam yeter, ben fıkracı mıyım? Anlat ya. Lütfen. Fıkracı beni var mısın? Seni kırmaz, seni kırmaz. Temele sormuşlar. Kadının iyisini nasıl anlarsın demiş. Kadının iyisini nasıl anlarsın tehlikeli demiş. Ne alaka, bende tehlikeli bir şey olmaz. Konuşmasına bakarım demiş. Ya hiç konuşmuyorsa, o kadar iyisine rastlamadım demiş. Şimdi siz boş boş böyle aval aval bakarsınız bana. Bir daha söyle abi. Boş boş bakarsınız. Bir daha söyle, bir daha söyle. Hiç konuşmayana rastlamadım demiş. Evet tamam. Daha güzel. Nasıl güzel? İlginç. Ne anladın? İşte hiç yani konuşmayan kadın yok demek istemiş. Anladım. Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Tamam hadi teşekkür ederim. Patlıcanla ilgili fıkran var mı? Ayıp ya. Yani... Oo söyle. Koskoca Ahmet Cemil 53-55 yaşında. Kadının iyisini nasıl anlarsın? Bir daha Sinan abine. Hocam patlıcanla ne ısmarlama için? Hadi fıkra anlat deme. Bak adam. Abi anladım, kadının iyisini nasıl anlarsın demiş. Konuşmasına bakarım. Armudun iyisini. Ya hiç konuşmuyorsa ya, demiş. Tamam. Hiç konuşmadan rastlamadın demiş. E tamam. Yani olmuş. Kadınlar çok konuşuyor anlamında tamam, yani. Çok anladınız mı? Kadınlar çok konuşuyor. Yani. Bilinen bir gerçek. Ama yine anlayamadım. Yerden yine boş bakıyor. Hocaya bakıyorum beyin gribi olmuş. Domuz gribinden beyin gribine geçmiş. Rasim zaten anladı. Rasim öküz zaten. Öküzüm değil. Aaa öküzü de var. Beyler. Ben öküzüm anlamıyorum diye. Dün dedin ya hani ben. E sen de senin için de öküz dedin. Sen dedin ya. Ben de öküzüm anlamıyorum. Demedi mi bu dün? Ben öküzüm anlamıyorum. Ben Sinan abi demedi mi? Yok. Sence ben öküz müyüm? Ya yok be Rasim ya. Sen ama şey yani sen kendin dedin ya. Ertem hayvanlar alemi mi kardeşim burası? Bir hayvanlar, şeyler, zerzevatlar, şeyler. Ne o kamzımanlar. Sen demedin mi Sinan abi özür dilerim ben öküz olduğum için anlayamadım sen, diye. Sen o efendim patlıcanın ya lafını nasıl buna o ben normal karşılarsın. Ben hocanın onu kötü niyetle söylediğine inanmıyorum. Hoca onu hani çilek tatlıdır bak hani tatlı yiyen daha sonra bu işlere de alışık olsun anlamında. Sen de sahtekarlaştın artık bu alemde. Ben öyle buradan Şenol amcaya, Şenol Korkut Atay'a, sevgili Buğra'nın babasına sevgiler selamlar gönderiyorum. Aa, Şenol amcayı izliyor. Bizim Yasin Bey, Cumhurbaşkanlığının fotoğrafçısı sevgili Yasin Bey'e de kucak dolusu sevgiler selamlar. Ve bir selam da Muhsin abiye. Muhsin abiye de kucak dolusu sevgiler bir selamlar gönderiyorum. Bir de Muhsin Bey diye film vardı Ertem, hatırlar mısın? Muhsin Bey, Cumhurbaşkanlığının başkurması. Mimar Sinan Üniversitesi'nin tevhidi Muhsin abiye. Kucak dolusu. Bizim koruma müdürü Muhsin abi. Evet, bugün konuştum. Muhsin abimize sevgiler selamlar gönderelim. Muhsin Köse kimdir biliyor senin musunuz? Senin yarışmana gelmişti. Fox TV'de yarışma yaparken Muhsin Köse o zaman hoca müdürümüz şeydi, Malatya Polis Okulu müdürüydü. Yarışmaya katılmıştı, birinci olmuştu. Bir para kazanmıştı. Bugün konuştun mu? Bugün konuştum evet. Çok iyi adamdır Muhsin Köse, Muhsin Müdür, Cumhurbaşkanlığı. Ben niye üşüttüm biliyor musunuz? Bir de hocam Muhsin Bey dedi. Ben Şenol Korkut abi dedim. Şenol Korkut dedim değil mi? Korkut Ata dedim. Yok yanlış, Şenol Korkut yazdım. Her şeyi karıştırdım. Hüsamettin Korkut Ata'nın şeyi oldu. Korkut abimizin ben niye üşüttüm? Sevgiler selamlar. Eşim de yazıyor. Ahmet niye aldı? Sabah eşimle birlikte pasaport, yeşil pasaport için vatandaki emniyet müdürüne gittim. Devlet memurluğundan.
Kaç 15 yıl önce bir yaşamaz hocam. Eve döndüm saat 11 gibi falan eve döndüm. Sonra bir arkadaşımla buluştum. Hanımda yeşil var mı yok? Hanımda yok. Var var, var var eş durumundan yeşil hepsi. Biz de yeşil ailece. Ooo yeşilci bunlar. 11'de bahçeye çıktım hava alayım diye. Çünkü hakikaten kendimi ağır bir grip haftası geçirdim. Benim bahçe biraz yüksek bayağı bir 10 santim falan kar var. Lüks. Kenara oturdum. Kahvemi aldım. Söylemesi ayıptır. Sakın siz yapmayın. Sigaramı da içtim. Ama hayır. Sakın gençler sigara evet, içmeyin. Sigara sağlığa zararlıdır. Allah belamı versin benim içtiğim için. Yapma hocam. Yavaş yavaş karları küremeye başladım. Ve dünkü şey maçındaki o yapıyorlar yani topu böyle çeviriyorlar filan. Çok uzun yıllar sonra çocukluğum geçtikten sonra belki 30 yıl geçti. Kar topu yapmaya başladım. Akşam 40 yıllık kardeşim. Birçok şeyi beraber yaşadığımız, beraber yatıp kalktığımız, beraber yollarda yürüdüğümüz, beraber yağmurda ıslandığımız Sinan'ın dün akşam o saçma sapan bile diyemeyeceğim fıkraları aklıma geldi. Ve yuvarladığım kar topuyla Sinan'a benzeyen bir kardan adam yapmaya çalıştım. Yaklaşık 35-40 dakika sonra buz kestim. Buz boğazlarım üşüdü. Ama ortaya bir eser çıkarttım. Kendimi adeta bir heykel tıraş gibi hissettim. İnanılmaz bir şey ya. Bir ucube yapmadım ben. Ben bir kardan heykel yaptım ve 40 yıllık can kardeşim Sinan'ın şeyini yaptım. Heykelini diyelim kardan. Kardan. Ve birden narsizm başladı. Egom yıkılmıştı. Yaptığım eseri ölümsüzleştirmek zorundaydım. Ölümsüzleştirmek için resmini çektim. Ver hocam. Eve çıktım. Kardan adam mı? Buz kestim, titremeye başladım. Üşütmüştüm. Bak onun için bak sesin kısıldı. Ses bu hale geldi. Ama ortaya bir eser koydum. 40 yıllık sevgili kardeşim Sinan Engin'in kardan heykelini yaptım. Ver bakayım. Vallahi mi? Evet. Eserimle gurur duyuyorum. Ben bir sanatçıyım. Ben bir heykeltıraşım. Sinan Engin heykeli. Kardan heykelini yapacak kadar sanata aşığım bir adam. Yıkılmalar gizli. Sinancığım. Kardeşim 40 yıllık. Ne, ne mutlu senin gibi dostum var. Seni ölümsüzleştirdim. Havalar soğuk kaldığı sürece. Havalar sıfır derece olduğu sürece sen erimeyeceksin. Ama her canlı gibi, her heykel olduğu gibi sen de bir gün erimeyi yaşayacaksın. Belki yarın, belki yarından da yaşayacaksın. Ben sesim mesim gitti. Ya abi var ya, böyle bir şey yok. Abi ne yapıyorsun ya? Ya, sanatıma ya, bir dakika beyler sanatıma gülünmesi, sanatımın hiciv konusu olması beni derinden yaraladı. Sanatçı Çakar. Bakın ben bir Michelangelo olamayabilirim. Michelangelo. Fark etmem ben İtalyan usulü söylüyorum. Olmayabilirim. Ben bir Leonardo da Vinci de olmayabilirim. Benim yaptığım heykel bir ucube de olabilir. Sen Rodin gibi heykel. Ama bu sanatı ben yaptım. 35 dakikada ve bedelini ödüyorum şu anda. Ses gitti. Hakikaten. Nefes alamıyorum. Hakikaten. O gözü nasıl yaptın bütün hocam? Bütün o karda. Ve bunları yaparken önce bedeni yaptım. Bedene boyun yapmayın dedim çünkü boyun için yeterli karım yoktu. Sonra yuvarladım. Gözlerini biraz küçük koymuşum. Halbuki Sinan'ın gözlerini daha büyük. Sen mi yaptın bunu hakikaten ya? Efendim? Sen mi yaptın bunu ya? Ama bedelini ödüyorum şu an. Aa üşüttün. Sinan Engin parfümü alacağız diyorlar. Sinan Engin kardan adamı. Site hata yapıyormuş. Sinan bir fıkra alsana. Efe Paköz. Kardan Sinan Engin. Sinan bir fıkra alsana. Site hata veriyormuş kızım. Efe Paköz bak Sinan Engin parfümü sipariş edeceğiz site hata veriyor. Güzel çok güzel. Eserimle güzel. Ben komik bir espri güzel çok güzel ama çirkin olmuş. Ben o kadar çirkin değilim ben. Yani ben normal bir adamım. Yakışıklıyım yani ben yani ondan yakışıklıyım. Gayet. Şimdi bu hocam bu tamamıyla ama eski zaman insanlarına benziyormuş yani. Sen şu anda ölümsüzsün. Sen şu anda belki karlar eriyince orada yok olacak. Önce kulak düşecek sonra burun düşecek. Ben de seni belki yapmış olabilirim. Ben de seni yapmış olabilirim akşam üstüne. Ben de seni yapmış olabilirim. Olabilir yani bilmiyorum. Çok memnun ama bu bana benzemiyor. Bana benzetememişsin bunu. Benim kulaklarım hayır, falan öyle Sinan, değil ki ya. Ben Sinan, sanatın temel ya. Kuralı. Benim gönül gözüm. Tabii sen yani, empresyonist bu. Sanat öyle yansıtırım. Ahmet Hoca empresyonist. Hocam bir şey söyleyeceğim sana bu. Yani bu
eski zaman maymun insan karışmış olmuş. Estağfurullah. Yani böyle bir şey olmuş bu yani. Estağfurullah. Hani Quasimodo falan gibi bir şey olmuş bu yani. Şimdi ben öyle bir şey değilim. Ben şimdi son derece çok yakışıklı ya, bir adamım. Yani ben son derece hani tamam ben şimdi Türkiye'de tanıyor diye bakıyorlar insanlar ama ben yurt dışına gittiğim zaman da gözlerini alamıyorlar abi yani insanlar. Yani burada mütevazilik yapmayacağım. Sinan abinin yaptığını yani, versenize bir arkadaşlar. Yani Tanzanya canavarını ver bakalım. Geçen sene Sinan abini yaptı. Hazırlanırız. Baktı Sinan abi Ahmet Çakar'ı yapmış. Ha tabii çok normal. Empresyonizm diyoruz buna. İzlerim demek ki sen beni dişleri olan, canavar kılıklı, koca kafalı, kısa kolları olan bir canavar tipinde olarak görüyorsun. Bunu sen yapmışsan saygı duyarım. Benim sanata saygım sonsuz olsun. Sanat. Of sen Tanzanya canavarı, Tazmanya canavarısın dedi ya. Evet. Yaşasın yani, ben sanat. Ben artık kesildim. Vallahi nefesim güzel değil. Olmamış hocam. Yani o güzel olmamış. O ben bu o kardana da beğenmedim. Yani güzel avuçtu mavuçtu falan bir şey yapsaydın. O ne ya? Hiç güzel olmamış. Güzel değil. Güzel olsa derim yani. Ben böyle şeyleri açıkta yani. Doğru, güzel kompleks. Değil. Güzel değil. Benim sana yaptığım İşin daha kötüsü, bir şirin yani şirin bir ayı olmuş. Sinancım. Yani, Sinancım. Ama baksana sen beni burada bana benzemiyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu benzemiyor. Sinancım. Benzemiş mi Rasim? Sen havuç dedin de evde havuç yoktu. Hanıma sordum havuç yok dedim. Ay. Baktım patlıcan vardı. Patlıcanı da nereye koyacağımı şaşırdım. Burada patlıcan koyamayız. Havuç kondur benim. Bildiğim onun için burnu da şeyden hocam, yaptım. Kardan yaptım. Nereye koyacaksın? Ya ne taktınız patlıcana kardeşim? Patlıcanın flörtü mü? Bitti mi? Çok oldu. Yapmayın bırakılmıştır ya. Yok mu? Futbolla ilgili bir şey yok mu? Adnan Polat'ın uçağı pistten çıktı. Ya yok ben gördüm bugün Adnan Polat'ı ya. Ya gördüm ya. Arkadaşının uçağı kaymış. Ne oldu? Kaymış. Az önce söylediniz yani. O arada kaynadı parfüm. Hata veriyormuş site demişler. Sinan Engin parfümü hata veriyor diyor çocuklar. Vermez hata. Ya. Yanlış olmuştur atlarda. Evet. Gördün mü bugün Adnan abi kaymış ya. Pistten geçmiş olsun efendim.